Bir abim iki şeyin para ihtiyacı hiçbir zaman tükenmez derdi. Bunlardan birincisi öğrenci, ikincisi de ticarethane. Mutlaka koleksiyon yapmanızı tavsiye ederim. Bunların dışında üniversitede yapmanız gerekenlerin en başında kitap okumak var. Hatta üniversite dışında da normal hayatınızda da kitap okumak zorundasınız. Üniversitedeyken bol bol film izleyin. Hatta arkadaşlarınızla film gecesi yapın. Beraber laptoptan bir film açın. Beraber aynı film izleyin falan. Üniversitedeyken bol bol seyahat etmeye çalışın. Tatile çıkın. Üniversite okumanın şöyle bir yararı daha var. Üniversite okumak insanlarla farklı bağlar, yani network oluşturmanızı sağlar. İster iş hayatı olsun, isterseniz normal hayatı olsun. İnsan ilişkileri her zaman önemli çünkü insanlar sosyal varlıklardır. Başka insanlara sürekli bağlı yaşamak zorundayız. İletişim kurmak zorundayız. O yüzden insan ilişkilerinizi ne kadar çok geliştirirseniz ilerleyen süreçte bu size yol, su, elektrik olarak geri döner deyip kapatıyorum bu konuyu. Üniversitede yapmanız gerekenlerin en başında kitap okumak var. Hatta üniversite dışında da normal hayatınızda da kitap okumak zorundasınız. Bununla ilgili Serdar Kuzuloğlu'ndan bir alıntı yapmak istiyorum. Bir konuşmasında Bill Gates'in, Warren Buffett'ın, işte Mark Zuckerberg'in çok kitap okuduklarından bahsetti ve bu adamların zamanının parayla satın alamayacak kadar değerli olduğundan bahsetti. Bill Gates'in servetini yıla böldüğünüzde saniyede $250 kazanan bir insandan bahsediyoruz. Bu adamlar hani neden zamanlarını kitap okumak için ayırıyorlar? Bill Gates normalde çok kitap okuyan bir insan. Aynı zamanda da yılda 2 haftasını sadece kitap okumak için ayırıyormuş. Bill Gates'in 2 haftasını satın alabilir miyiz ya? Kaç kişi toplansa satın alabilir? Aynı şekilde Mark Zuckerberg okuyacağı kitapları Instagram'da paylaşıyormuş insanlarla. Bu yıl bu kitapları okumayı düşünüyorum gibisine. Bu adamlar neden kitap okuyor? Warren Buffett dünyanın en büyük yatırımcılarından biri. Bu adam neden kitap okur ki kitapta ne bulabilir? Dediğiniz zaman Kuzuloğlu şundan bahsediyor. Kitaplar insanları ileri de götürüyor. Aynı zamanda geriye de götürüyor. Birer zaman makinesi gibi. Düşünün diyor hani 20 TL'ye bir Burger King menüsü alacağınız bir parayla bir kitap alıyorsunuz ve o insanın hayatı boyunca edindiği tecrübeleri sadece 20 TL'ye konsantre bir şekilde satın almış oluyorsunuz. Bu tamamen tercihle alakalı bir şey. Coca-Cola CEO olmak diye bir kitap gördüm. Adam hani globalde Coca-Cola'nın CEO'su olmuş ve bir sürü tecrübeler edinmiş ve bu tecrübelerini bir kitap haline getirmiş. 20 TL'ye verip o kitabı satın alıp o tecrübelere sahip olmak benim elimde. Belki de hayatım boyunca yaşayamayacağım, elde edemeyeceğim tecrübeleri 20 TL'lik kitap sayesinde deneyimleme şansına sahip oluyorum. Bazı yanlışları, bazı hataları görüp ders çıkartmak, kendi hayatıma da uygulama şansına sahip oluyorsunuz. Yaşayamayacağınız hayatları yaşama şansına sahip oluyorsunuz aslında. Bu yüzden kitap okumak önemli. Aynı zamanda diksiyonunuz, kelime dağarcığınızı geliştirir. İnsanlara daha rahat iletişim kurarsınız kitaplar sayesinde. Yani diksiyonunu da ekstra geliştirmek istiyorsanız şu bilgiyi de vereyim. Her gün yarım saat sesli kitap okursanız kendi sesinizi dinleyerek okuduğunuz için diksiyonunuz da ilerleyen süreçte gelişir. Ben bunu kendi hayatıma uygulayamıyorum ne yazık. Umarım bir gün buna da başlarım. Üniversite okumanın şöyle bir yararı daha var. Üniversite okumak insanlarla farklı bağlar, yani network oluşturmanızı sağlar. Bu network sayesinde okul bittikten sonra okul arkadaş olsun, onların çevresi olsun. Daha rahat iş bulabilirsiniz o bağlantıları kullanarak eğer iyi bir çevreniz varsa. Aynı zamanda da ister iş hayatı olsun, isterseniz normal hayatı olsun. İnsan ilişkileri her zaman önemli çünkü insanlar sosyal varlıklardır. Başka insanlara sürekli bağlı yaşamak zorundayız. İletişim kurmak zorundayız. O yüzden insan ilişkilerinizi ne kadar çok geliştirirseniz ilerleyen süreçte bu size yol, su, elektrik olarak geri döner deyip kapatıyorum bu konuyu. Üniversitedeyken bol bol film izleyin. Hatta arkadaşlarınızla film gecesi yapın. Beraber laptoptan bir film açın. Beraber aynı film izleyin falan. Benim en sevdiğim yönetmenlerin arasında örnek vermek gerekirse Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Spielberg, Quentin Tarantino gibi ünlü yönetmenler yer alıyor. Bu yönetmenlerin filmlerini izlemeyi özellikle tavsiye ederim. Çünkü öyle değişik olay örgüleri ve bakış açılarıyla olayları size anlatıyorlar ki bu sizin olaylara bakış açınızı otomatikman değiştiriyor. Ne kadar çok bu kadar kaliteli yönetmenin filmini izlerseniz o kadar farklı bakış açısına sahip olursunuz. Bu da gerçek hayatta da sizin işinize yarar. Olayları daha farklı değerlendirmenizi sağlar. Daha farklı görmenizi sağlar. Bu yüzden üniversite elinizden geldiğince çok film izleyin. Özellikle de IMDb ilk 250'deki filmleri bitirmeye çalışırsanız sizin için daha güzel olur diye düşünüyorum. En azından boş saçma sapan filmlerle vakit kaybetmemiş olursunuz. Üniversitedeyken bol bol seyahat etmeye çalışın. Tatile çıkın. Bunlar gerçekten çok zor şeyler gibi görünüyor. Çünkü bir abim iki şeyin para ihtiyacı hiçbir zaman tükenmez derdi. Bunlardan birincisi öğrenci, ikincisi de ticarethane. İkisinde sürekli para gerek. Öğrenci adama ne kadar çok para verirsen ver hiçbir şekilde onu doyuramazsın derdi. Çünkü öğrenci adam sürekli kendini geliştirmek ister. Sürekli sosyal aktivitelere katılmak ister. Ne kadar para verirsen ver o parayı yer. Gider kitap alır, gider sinemaya gider, tiyatroya gider, arkadaşlarıyla vakit geçirir. Bir şekilde bir sosyal faaliyette ya da kendini geliştirecek bir şeyde harcar derdi ve gerçekten haklı. Yani çoğu üniversite okuyan arkadaş belli burslarla hayatlarını sürdürmek zorundalar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Hatta çalışmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar fazla param varsa da o kadar üniversitede rahat yaşıyorsun ama çok zengin olsan bile para yetmeyebilir üniversitede. Seyahat etmek ve tatile çıkmak için birazcık köşeye para biriktirebilirseniz bu sizin hem vizyonunuzu hem de ufkunuzu genişletir. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Üniversiteden sonra, askerliği yaptıktan sonra Alaçatı'da Single Fin diye güzel bir
kulübe gitmiştim. O kulüpte harika DJ'ler çıkıyordu her akşam. Daha sonra girdiğim işte patronumun oğlu mesela aynı yere gitmiş, aynı yerde eğlenmiş falan böyle. Yazları benim nerede eğlendiğimi sorduğumda o tarz yerlere gittiğimden bahsettim. O da ben de aynı yerlere gidiyorum demişti. Bu tabii aramızdaki arkadaşlık ve muhabbet ortamını biraz daha geliştirdi. Benim onların gözünde biraz daha sosyal olduğumu göstermemi sağladı. Yani bu tarz aktiviteler sizi daha çok sosyalleştirir. O yüzden elinizden geldiğince para ayırın, çeşitli yerleri görmeye çalışın, farklı şehirlere gidin, o kültürleri tatmaya çalışın. Fırsatları elinize geçirin arkadaşlar. Yarın iş hayatına girdiğinizde veyahut da evlendiğinizde çok fazla boş zamanınız olmayacağı için bunları üniversiteyken değerlendirmeniz sizin açınızdan da çok büyük avantaj olur. Mutlaka koleksiyon yapmanızı tavsiye ederim. Yaşadığınız şehirde bit pazarları veyahut da koleksiyon ürünleri satan eskiciler mutlaka vardır. Kadıköy bununla ilgili en önemli İstanbul noktalarından biri. Bir sürü eskici sürekli eski tarihi güzel ürünler satıyorlar. Bir arkadaşım var mesela 90'lı yıllarla ilgili koleksiyon yapıyor. Bunların içinde Pokemon'lar da var. Çocuktaki Pokemon tasolarının fiyatı 3,5 milyar. Ve bu çocuk bunu sağdan soldan toplayarak yaptı. Aynı zamanda bir sürü para yapacak bir sürü ürün de var. Ben de üniversitedeyken VHS koleksiyonu yapıyordum. Tanesini çok uygun fiyatlara aldığım kasetleri, özellikle de Kadıköy'deki eskilerden aldığım kasetleri internet üzerinden koleksiyonerlere satıyordum. Hem kendi bir koleksiyonum oldu bu sayede, hem de aynı zamanda VHS kültürünü tanıdım. VHS'yi, Beta'yı benden kaç yıl önce, yani 80'lerin 90'ların teknolojilerinden bahsediyorum. Bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi oldum. Devrinin nasıl damgasını vurduğunu öğrendim. Yani bu insanın hem kültürel açıdan gelişmesini sağlıyor. Özellikle 90'lı yıllar koleksiyonu yapan arkadaşımla bayağı tartıştığımda bazı plakların mesela hiçbir yerde bulunmadığını, bu plağı bulduğunuz zaman milyarlar ettiğinden falan bahsediyordu bana. Yani bu belli bir araştırma ve belli bir kültür gerektiriyor. Aynı zamanda size bir kültür aşılıyor. Eğer yarın bir gün çalıştığınız şirketteki patronunuz entelektüel bir adamsa mutlaka bir koleksiyonun vardır. Onunla da ayrıca bağ kurmanız sağlar koleksiyon yapmanız. O yüzden koleksiyon yapmanızı tavsiye ederim. Çok fazla paralar değil bunlar. İnternetten almaya çalışırsanız belki çok değerliler ama yapmak istediğiniz ürünü internetten araştırarak hem bilgi sahibi olursunuz hem de uygun fiyata kendi koleksiyonunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz kısımları yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız eğer elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın deyip videoyu bitiriyorum. Bye bye.